Eski Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri. Yıllardır süren bir arayış. Nefertiti'nin kusursuz olanın başına ne geldi? Ya kocası radikal krala, ahanet ona ve bütün aile fertlerine? Yeni bilimsel araştırmalar artık yeni cevapları aydınlatıyor. Uluslararası bir ekip, bilgisayarlı tomografi teknolojisini bu gizemli ailenin arayışı içinde tarihte ilk kez Krallar Vadisi'ne getirdi. Amaçları bu mumyalardan birinin Nefertiti olup olmadığını anlamak, bu iskeletin Ahenaton olup olmadığını anlamak ve efsanevi firavun Tutankamon'un en yakın akrabalarını bulup bulmadıklarını anlamak. Hepsinin bir araya getirilmesinde Tutankamon'un bizzat rolü var mıydı? Ekip en az 3000 yıllık bir bilmeceyi çözmek için işe koyuluyor. Nefertiti ve kayıp hanedanın gizemi. Şimdi Doktor Havas ve ekibi kayıp Nefertiti'nin izinde bilgisayarlı tomografi sonuçlarını analiz etmeye hazırlar. Tomografi makinesi, röntgen makinesi gibi değil. Yaşı ve hastalıkları konusunda her şeyi ortaya çıkarıyor. Ve böylece her bir mumyanın 1700 fotoğrafını görebiliyoruz. Eski Mısır uzmanları genç hanımın mumyasının en temel özellikleri üzerinde bile uzun süredir tartışıyorlardı. Ama artık bu ekibin bilgisayarlı tomografiyle yeni bilgiler edinme şansı var. Cevaplamamız gereken birçok soru var. İlk görüntüler beliriyor ve araştırmacılar bunları Nefertiti'yi kesin olarak teşhis etmeleri için gereken kontrol listesindeki özelliklerle karşılaştırıyor. Cinsiyet kadın. Yaş 30'lu yaşlarda. Hanedan 18. hanedan. Uzun boyunlu, elmacık kemikleri çıkık. 6 kız annesi. Bu cesetin cinsiyeti bile hemen anlaşılamıyor. Cinsel organı yok. Ama kısa bir süre sonra bir kadın olduğunu onaylıyorlar. Erkek olmadığı kesin. Evet. Bu mumya büyük olasılıkla kadın. Kalça ölçümleri mumyanın çocuk doğurmuş bir kadın olabileceğini ortaya çıkarıyor. 20 yaş dişleri, büyüme izleri ve kemiklerdeki bozulma düzeyi bu mumyanın Nefertiti olabilecek bir yaşta olduğunu gösteriyor. Buradaki 20 yaş dişi, sağ taraftaki, yaşı kesinlikle 22'den büyük. Evet, üst yaş sınırından şu anda emin olamıyorum ama galiba burada 22 ila 40, en fazla 45 yaştan bahsediyoruz. Çok iyi bir başlangıç ve bence bir hafta içinde bu mumyanın Nefertiti olup olmadığına karar verebileceğiz. Sol taraftan bir kez daha inceleyelim. Ekip teşhis için çalışmaya başladığında bir ipucuna yoğunlaşıyor. Mumyanın yanında sargılar içinde bulunan tam olmayan kırık bir ön kol. Bu bir kraliçenin koluna benziyor. Ve bu mumyanın Nefertiti olduğu teorisi bu kolla beraber başladı. Ama Doktor Hani birkaç saat içinde şaşırtıcı bir keşifte bulunuyor. Soylu kol mumyalanmış vücuda uymuyor. Ama yine mumyanın yanında bulunan ikinci bir kol çok daha iyi uyuyormuş gibi görünüyor. Nefertiti arayışı şaşırtıcı bir dönüş yapmak üzere. Gizemli bir mezarın içindeki teşhis edilmemiş bir mumya, çift küpe deliği, kraliyet ailesi üyelerininki gibi duran bir kol, beraber tartışmalı bir teorinin bu mumyanın kayıp güzel kraliçe Nefertiti olduğu teorisinin temelini oluşturuyorlar. Ama bilim insanları tomografi taramalarını incelemeye başladıklarında kafalarında kimliği konusunda sorular uyanıyor. Bu kol konusunda da sorular var. Birçok açıdan uygun görünüyor. Soylu birine ait olduğu kesin. Sıkıca yumruk yapılmış el zamanında büyük ihtimalle kraliyet asasını tutuyordu.
Bükülmüş ön kolda aynı şeye işaret ediyor. Nefertiti'nin çağında bir veya iki kol göğsün üzerine çaprazlama yerleştirilmişse bu, kişinin kraliyet ailesinden olduğunu gösterirdi. Açık kollar herhangi bir prensese ait olabilir. Ama göğüs üzerindeki kollar bir prensesi kraliçe yapan şeydir. Ketenin kalitesi de incelenince mumyalayıcıların sadece çok önemli birini mumyalarken kullandıkları türde olduğu anlaşılıyor. Ama bu kraliyet kolunun ölçüleri bu mumyayla tam olarak uyuşmayabilir. Bu üçüncü kolun, bu meçhul kolun bu mumyaya ait olduğunu varsayamayız. Hayır. Mumyayla birlikte sargılara sarılı bulunan düz kol sanki daha iyi uyuyormuş gibi. Nefertiti yanlış kola dayanılarak mı teşhis edildi? Ekip, M.Ö. 3000'den kalma bir olayı aydınlatmak için günümüzün en iyi dijital görüntüleme yöntemleriyle hangi kolun hangi cesede ait olduğunu araştırıyor. Önceki ekip bu kolun fazla uzun olduğuna inanmıştı. Ama Doktor Hani ve Eşref ölçtüklerinde kırık hesaba katıldığı zaman bunun hala vücuda bağlı olan sol kolla aynı boyda olduğunu keşfediyorlar. Mükemmel bir eşleşme. Ve soylu kol olarak anılan kol oransal olarak doğru uzunlukta değil. Yerine uymuyor. Bunun ona ait olmadığını garanti edebilirim. Değil mi? Hayır. Mükemmel. %100. Mükemmel. Tamam. Seni temin ederim. O zaman ellerine bakarak bunun kraliçemizin mumyası olmadığını anlayabiliyoruz. Evet. O zaman bu Nefertiti değil. Bilgisayarlı tomografi sonuçları söz konusu kolun bu mumyaya ait olmadığına dair güçlü kanıtlar sunuyor. Bu çok önemli bir kanıt. Hiç aldırmadan bu mumyanın kesinlikle kraliçe Nefertiti olmayacağını söylüyor. Başka mumyalar aramalıyız. Genç hanımın Nefertiti olmadığı ispatlanınca araştırma Krallar Vadisi'ne dönüyor. 35 numaralı mezara en fazla 150 metre mesafede. Amarna döneminden kalma başka bir oda daha bulunuyor. Peter Lacovara, Amarna Kraliyet Mezarları Projesi'nde görev yapıyor. Amacı, vadideki tüm kayıp Amarna mezarlarını bulmak. Arayışı onu KV-55 olarak bilinen bu mezara getirdi. Burada gördüğünüz 55 numaralı mezar. Vadide bulunan mezarlar içinde en ilgi çekici ve üzerinde en çok tartışılanlardan birisi. Çok kabaca yontulmuş ve tamamlanmamış bir mezar. Bu giriş bacası. Çok iyi açılmış ve sıvanmış. Eğimli ve uzun bir koridor. Daha özenle kraliyet mezarlarında burası yer altına oyulmuş bir dizi odaya açılırdı. Bunun tamamlanmamış olduğu açık. Arkeologlar 1907'de içinde bir Amarna kraliyet mumyası olan parlak bir lahit buldular. Ama ne tuhaftır ki tabutun isim levhası ve yüzü sökülmüştü. Amarna hükümdarlarından birçoğunun mezarı ölümlerinden sonra tahrip edildi. Bu Nefertiti olabilir mi? Bazı bilim insanları bunun Mısır'daki köklü değişiklikler yapan ve geleneklere aykırı davranan Ahenaton olduğunu söylediler. İpuçları kafa karıştırıcıydı. Her yerde farklı kraliyet isimlerinin olduğu yazılar vardı. Bir tür Amarna'da kim kimdir listesi gibi. Hepsi de aynı geniş ailedendi. İsimlerin içinde Ahenaton, annesi Kraliçe Ti ve ikinci karısı Kia da vardı. Ve bütün bu isimler Kral Tutankamon'la bağlantılıydı. Efsanevi çocuk kral büyük olasılıkla Ahenaton'un oğluydu. Amarna'daki kargaşayı o miras almıştı. Ahenaton ve Nefertiti'nin tahtının varisiydi.
Tutankamon'la bu gizemli mezardaki Kral Lahti arasında bir bağlantı olabilir miydi? Lahit yerde bulunmuştu. Tavandan düşen taşların ve duvarın yanında olması gereken kutsal emanetlerin parçalarının altında kalmıştı. Mumyalanmış organların kapları da yerdeydi. Yani bulunduğunda ortalık çok karışıktı. İskeletin Amarna döneminden kalma bir kraliyet mumyası olduğu kesin. Kimliği ise bir sırdı. Ama bu sır çözülür ve kimliği teşhis edilirse, Amarna hanedanının tüm o çalkantılı dönemi daha iyi anlaşılabilir. Araştırmacıların mumyanın izini Kahire'ye kadar sürmeleri gerekiyor. KV-55'ten çıkarılan gizemli iskelet Kahire Müzesi'nde yatıyor. Arkeologlar onu buraya getireli 100 yıldan fazla olmuş. Ve şimdi Doktor Zahi Havas onu incelemek için hazırladı. Araştırmacılar bu mumyanın Nefertiti döneminden olduğunu belirlediler. Doktor Havas, mumyanın Amarna hanedanından olan bu aile grubunu aydınlatmada bir rolü olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Krallar Vadisi'ndeki KV-55'te bulunan mumyayı bilgisayarlı tomografi makinesine sokmak için taşıyacağız. Amarna döneminden olan mumyaların hepsi de çok nadir ve değerli. Ama Doktor Havas'ın bu iskeletin özellikle çok önemli bir parça olduğuna dair bir teorisi var. Bilgisayarlı tomografi çalışması bu mumyayı daha iyi anlamamızı sağlayacak. Daha önce çektiğimiz röntgenler küçük şeylerdi. Ama bu mumya ilk kez müzeden çıkarılacak ve Nefertiti'nin akrabalarını daha iyi anlayabilmemiz için müze dışında bir tomografi cihazıyla incelenecek. Gizemli Amarna ailesinin peşindeki Zahi Havas aradığı yanıtlara yaklaşıyor. Mısır bilimciler 1907'den beri KV-55'teki mumyanın kimliğini tartışıyorlardı. Ama şimdi Doktor Havas'ın elindeki teknoloji bu mumyanın Amarna Kraliyet ailesinin hangi ferdi olduğunu anlamasını sağlayacak. Bu tarama teşhis edilemeyen diğer mumyaların kimliğinin belirlenmesini de sağlayabilir mi? Mumya tarayıcıya girerken radyasyon dalgaları kesitlerini çıkarıyor. Kesitler 1 milimetreden ince ve tüm vücuttan 1500 kare kesit görüntüleniyor. Bu kesitler birleştirilince neredeyse mikroskopik düzeyde detaya sahip, 3 boyutlu bir mumya görüntüsü yaratılıyor. İlk görüntüler ortaya çıkarken bile bazı sonuçlar alınıyor. Bir numaralı keşif. İskelet bir erkeğe ait. Çenenin, alnın ve leğen kemiğinin boyutları bunu onaylıyor. Bu mumyanın Nefertiti olmadığı açık. Kim olabileceğini çözmekse zaman alacak. Bir hafta sonra Doktor Havas radyologların neler bulduğunu öğrenmek için geri dönüyor. Sonuçları şimdi göreceğiz. Bana anlattıklarınızın içindeki en önemli şey, öncelikle KV-55'te bulunan mumyanın 25 yaşında evet. olabileceği. Evet, evet. Daha büyük olabilir evet, ama olamaz. Daha genç olamaz. Hayır. Mükemmel. Yaşı 25 ila 40 arasında. Olasılıkları daraltan önemli bir ipucu. İkincisi buradaki benzerlikler. Sonraki keşif çok daha aydınlatıcı oluyor. Değişik yumurta şeklinde kafatası. Uzmanlar buna dolikosefalik diyorlar. Ve bu çok meşhur bir firavunla benzerlik gösteriyor. Kral Tutankamon'la. KV-55 uzun kafasıyla Tutankamon'a çok benziyor. İki kafatası arasındaki benzerlik sadece yakın olmakla kalmıyor. Aynı zamanda esrarengiz. Aralarında sadece bir santimetrelik fark var. Burada sağ taraftaki mumya Kral Tutankamon'a ait ve bu diğer mumya KV-55'ten çıkarılan, ikisinin de kafatası yapıları uzun. Bu dolikosefalik dediğimiz tip.
O çağdan kalma bütün sanat eserlerinde görülebilir. Bu uzun kafa biçimi, Amarna kraliyet ailesi üyelerine aile reisi Ahenoton'dan tüm çocuklarını kadar diğerlerinden ayırıyor. Ama bu, KV-55 mumyasıyla Tutankamon arasındaki benzerliklerden sadece ilki, çene ve elmacık kemikleri de neredeyse birbirinin aynı. Çene kemiğinin yapısı, o da aynı şekilde, evet. İkisinin omurgasında da hafif bir skolyoz var. Gördüğün gibi sola doğru yatıyor. Aynı zamanda 20 yaş dişleri de sıkışık. Sağ tarafta üst çenede 20 yaş dişi çıkmamış ve sıkışmış. Aynı Kral Tutankamon'da olduğu gibi. Aynı gizemli mumyayla Kral Tutankamon'un mumyası arasındaki en çarpıcı benzerlik yarık damaklı olmaları. Birbirlerine uyuyormuş gibi görünüyorlar. Normal gelişimde sağ ve sol birbirine kaynarlar. Ama bazen bu kaynama tam olarak gerçekleşmez. Kral Tutankamon'da çok ince bir yarık kalmış. KV-55'te de aynı şekilde ince bir yarık var. Yarık damak ve dolikosefalik kafatası. Bunlar babadan oğula geçebilecek özellikler. Ahenoton gibi bir babadan, Tutankamon gibi bir oğla. Ekip kayıp firavun Ahenoton'u teşhis etmiş olabilir mi? KV-55 lahidinde yapılan son analizler bu teoriyi şaşırtıcı bir şekilde destekliyor. İçindeki mumyanın isminin yazılı olduğu kartuş parçalanmış olsa da isme dair izler hala seçiliyor. Lahdin içindeki altın varak parçaları ve kartuşu çevreleyen hiyeroglifler hep tek bir isme işaret ediyor. Ahenaton. Hiyeroglif dili konusundaki en önemli araştırmacılardan biri olan Sir Alan Gardner, tabuttaki yazıları aldı ve üzerlerine çok dikkatle çalıştıktan sonra bu tabutun Ahenaton'a ait olduğunu açıkladı. Doktor Zahi Havas ve ekibi artık Ahenoton'u bulduklarına dair teorilerine destek sağladılar. Bu çok iyi bir sonuç. Demek oluyor ki artık bu kanıtlara dayanarak, 25 yaş gerçeğine dayanarak ve tabuttaki yazılara dayanarak KV-55'teki mumyanın Kral Ahenaton olduğunu söyleyebiliriz. Uzmanların %100 kesin konuşmaları imkansız olsa da şu kadarını söyleyebiliyorlar. Bu mumyanın Nefertiti'nin uzun zamandır kayıp olan kocası, Tutankamon'un babası, Ahenoton olma olasılığı çok yüksek. Ve bulunduğu KV-55 mezarı, Kral Tutankamon'un kendi mezarına en fazla 30 metre mesafede. Buraya nasıl geldi? Tutankamon babasını ebediyete kadar yanında yatması için buraya mı taşıdı? Öyleyse 35 numaralı mezardaki gizemli yaşlı ve genç hanımlar başka cevaplar saklıyorlar mı? Araştırma yepyeni bir aşamaya girmek üzere. Şaşırtıcı bir keşif, çığır açan bir teori. Şimdi dikkatler 35 numaralı mezardaki gizemli mumyalara dönüyor. Laboratuvarda adli tıp ekibi hala iş başında, genç hanımın kafatasını inceliyor. Onun Nefertiti olmadığını biliyorlar ama kim olduğunu bilmiyorlar. Bazıları bunun bir Amarna prensesi olduğunu tahmin ediyor. Mumyalanışı kraliyet ailesinden olduğunu gösteriyor. Ama çok büyük ve atlanamayacak kadar çarpıcı bir kanıt var. Yanaktaki bir kesik. Bu o kadar belirgin bir yara ki çıplak gözle bile kolayca seçilebiliyor. Bazı eski Mısır uzmanları bunun ölümünden çok sonra mumyalanmasının ardından olduğuna ve mezar soyguncularının Nefertiti'yi bilerek bıçakladığına inanıyorlar. Ama Doktor Havas'ın şüpheleri var. Bunun Nefertiti'nin mumyası olduğunu biliyorsam ve bu mumyadan intikam almak istiyorsam ne yaparım?
Kendini savunmaktan aciz bir mumya ile böyle bir hesabım varsa neden sadece bir yara açayım ki? Neden tüm suratına zarar vermeyeyim? Neden tüm vücuduna zarar vermeyeyim? Neden cesedini alıp bir kenara atmayayım? Bu kesinlikle intikama dair bir kanıt değil. Tomografi sonuçları bazı ilginç sorular doğuruyor. Evet, burada bir kanıt daha var. Bir kanıt daha var. Çene parçalanmış. Ancak sargıların içinde parçalanan yere denk gelen kemik veya et kalıntısı yok. Onun yerinde, radyologlar tomografi görüntülerinde, sinüs boşluğunun derinliklerinde kemik ve kırık diş parçaları olduğunu saptadılar. İşte bu onlardan biri. Ve bu da bir başkası. Boşluk, yarayı kapatan mumyalama malzemesiyle dolu. İşte bu diş ve bu da mumyanın içine koydukları dolgu malzemesi. Diğer bir deyişle, kemikler ve dişler önce parçalandı, mumyalama sonra yapıldı. Bu durumda yaranın ölümden önce olduğu teorisinden hareket etmeliyiz. Tamam mı? Bu çok ciddi bir mesele. Bu konuda kesin bir karara varmalıyız. Bu öldürülmüş olduğunu gösteriyor olabilir. Böyle bir yarayı ağır bir nesne açmış olmalı. Kafatası içindeki kemik parçaları bunu gösteriyor. Mısır'daki mumyalayıcılar cesetleri öbür dünyaya hazırlarken çok ince çalışıyorlardı. Yarayı temizleyip eksiklikleri reçine ve dolguyla kapatırlardı. Buradaki bu fotoğraflara göre eksik kemik parçaları derine gidiyor. Yaranın dış izinden daha derine gidiyor. Demek oluyor ki mumyalama sırasında oradaydılar ve içi sonra dolduruldu. Yani bu yarayı daha sonra kapattılar. Ekip aynı zamanda sol kaburgada büyük bir yırtık da tespit etti. Ve bir cinayetten şüphelenmeye başladılar. Bu yara ölümden önce açılmış gibi görünüyor. Çünkü bu bölgede doku kaybı var. Ve mumyalama malzemeleri yüzeyini örtüyor. Araştırmacılar çeneyi incelediklerinde kan damarları çatladığında kanın pıhtılaşmasıyla meydana gelen hematomaya dair bir kanıt buluyorlar. Bu sadece kişi hayattayken olabilir. Bu, ölümcül bir darbe aldığına, ya hazin bir kaza ya da cinayet sonucu öldüğüne dair güçlü bir kanıt. Muhtemelen bir cinayet kurbanı. Bu mumya kim olabilir? Genç hanımın kafatası, Ahenaton'unki gibi ince uzun değil ama birkaç çarpıcı özelliği var. Arka tarafta asimetrik ve sol yanda gelişme geriliği var. Aynı zamanda başın arka kısmında sıra dışı bir kemik bulundu. İki yan kafatası levhası arasında fazladan bir kemik parçası var. Benzer anormallikleri olan tek bir Amarna soylusu biliniyor. Kral Tutankamon. Ekip, genç hanımın Tutankamon'un annesi olması ihtimalini değerlendiriyor. O kimdi? Ve başına ne geldi? Nefertiti, Ahenaton'un tek karısı değildi. Çoğu firavun gibi, Ahenaton da önemli ikinci bir eş almıştı. Adı Kiya'ydı. Büyük ihtimalle kraliyet dışından biriyle, belki de yabancı bir prenses, çok sevilen eş ismiyle taçlandırılmıştı. Bu gelin sonradan aralarına katıldığında, Nefertiti'nin nasıl bir tepki verdiğini kim bilebilir? Sonuçta Nefertiti ile Ahenaton'un 6 kızları vardı. Ama hiç erkek varisleri yoktu. Kiya geldiğinde büyük ihtimalle Firavun'un saltanatının ortalarına doğru Ahenaton'a bir oğul verdi. Bu, sonra Kral Tutankamon olacak olan çocuktu. Nefertiti'nin neler hissettiğini, nasıl tepki verdiğini kim bilebilir? Ama Zahi Havas,
Nefertiti'nin Kiya'yı veya küçük oğlunu düşman gibi görmenin aksine, bir erkek varise sahip olma fırsatını değerlendirip onu kendi oğlu gibi yetiştirmiş olabileceğine inanıyor. Çocuk büyüdükçe kraliyet soyunu devam etmesi için onun kendi kızlarından biriyle evlenmesini sağladı. Fikrimce onu Mısır kralı olması için yetiştirdi. Çok genç olduğu için onu kontrol edecek bir yetişkine ihtiyaç duyuyordu. Fikrimce o yetişkin kraliçe Nefertiti'ydi. Kiya'nın başına ne geldiğini kimse kesin olarak bilemez. Ahenaton'un saltanatının 12. yılı gibi kayboldu. Birçok Mısır bilimci onun Tutankamon'un doğduğu sıralarda öldüğünü iddia ediyor. Bu mumya Tutankamon'un kayıp annesi olabilir mi? Bu mumyanın Tutankamon'un annesine ait olma ihtimali var. Adı Kiya'ydı. Bu mumya Kiya'ysa burada bulunmasının belli bir mantığı var. Ekip Krallar Vadisi'nde Tutankamon'un babasına ait olan mezarı bulmuş olabilir. Orada annesini de bulabilecekler mi? Bilim insanları şimdi dikkatlerini 35 numaralı mezardaki diğer mumyaya, yaşlı hanıma çeviriyorlar. Amaçları bu mumyanın kimliğini teşhis edip, diğerleriyle nasıl bir bağ olduğunu ortaya çıkarmak. Bu yaşlı hanım kesinlikle bulunan en güzel mumyalardan biri. İncelikle şekillendirilmiş bir yüzü ve uzun saçları var. Doktor Susan James gibi bazı eski Mısır bilimcilerin bu son mumyanın güzel Nefertiti olduğuna inanmalarına şaşmamalı. James, bu mumyayla Nefertiti heykelleri arasında çok çarpıcı bir fiziksel benzerlik bulunduğuna emin. Çok minyondu. İçeri girip bu mumyaları ilk kez görmek gerçekten muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Çok belirgin özellikleri var. Çok narin, çok güzel özellikler. Hayattayken çok güzel biri olduğunu mumyasından anlayabiliyorsunuz. Burun deliklerinin arasından üst dudağa doğru uzanan bir çıkıntı olduğundan bahsedilir. Köşeli alt çene, uzun boyun, aynı Nefertiti heykellerindeki gibi ve başparmak açık halde kıvrılmış sol el. Büyük ihtimalle bir lotus asası tuttuğunu gösteriyor. Saçları muhteşem ve çok sıra dışı. Doktor Susan James, kanıtların bu yaşlı hanımın Nefertiti olduğunu gösterdiğine inanıyor. Ama onlar kadar güçlü aykırı kanıtlar da var. Kral Tutankamon'un mezarının içinde bulunan, üzerinde Kraliçe Tyre adının kazılı olduğu minik bir tabut. İçinde bir saç tutamı bulunuyor. 1978'de araştırmacılar bu saçı elektron sondası analizine tabi tuttular. Sonra yaşlı hanımdan alınan bir saç örneğini incelediler. Sonuç, eşleştiler. O Nefertiti değil ama Tutankamon'un büyük annesi. Ahenaton'un annesi Kraliçe Ti. Ama yıllar içinde araştırmacılar elektron sondası analizinin doğruluğunu çok tartıştılar. Şimdi Havas ve ekibi bilgisayarla tomografi cihazını kesin bir kanıt bulma amacıyla yaşlı hanım üzerinde kullanıyorlar. Önce tomografi taraması Susan James'in teorisini destekler görünüyor. Köşeli çene, çıkık elmacık kemikleri, belirgin uzun boyun. Sol kol, vücuda birleşik ve kraliyet ailesi üyelerininki gibi bükülmüş. Mumyalamanın 18. hanedan döneminde yapıldığı kesin.
Mumyalama detayları bile genç hanımınkilerinden çok daha iyi görünüyor. Derken başka bir detay beliriyor. Ekip omurgada ve dizlerde hafif bozulma tespit ediyor. Bu, yaşının 40 ile 60 arasında olduğunu gösteriyor. Bu Nefertiti'ye pek uymuyor. Kraliçe Ti'ye çok daha uygun düşüyor. Tarihçiler 50 yaşlarında olduğunu düşünüyorlar. Bu tomografi sonuçlarıyla örtüşüyor. Havas'a göre bu kanıtlar onun Kraliçe Ti olduğunu gösteriyor. Radyologların teorilerine ve bana sundukları kanıtlara göre bu hanım 40 ile 50 yaş arasında ölmüş. 18. hanedan tarzında. Mumyaya bakılırsa çok güçlü birine benziyor. Bunun Kraliçe Ti olduğunu söyleyebilirim. Ti eski Mısır'ın en büyük kraliçelerinden biriydi. Kendi başına olağanüstü bir güce sahipti. Amarna zirve yapıp ardından kaçınılmaz çöküşüne başlayınca kilit bir zamanda kilit bir rol üstlenmiş olabilir. Doktor Havas onu klasik bir kayınvalide gibi görüyor. Ama Nefertiti'nin kayınvalidesinin olması çok büyük çatışmalara neden olmuş olabilir. Bu hanım Amarna döneminde çok önemli bir rol oynadı. Ahenaton'un saltanatının 12. yılında Nefertiti'nin ortadan yok olduğunu biliyoruz. Bu Kraliçe Ti'nin Amarna'ya geldiği zaman. Kraliçe Ti, Ahenaton'un görmediği tehlikeyi görmüş olabilir. Oğlunun devriminin başarısız olduğunu ve Amarna'nın bir felaketin eşiğinde olduğunu görmüş olabilir. Ben Ahenaton'un ülkenin dışarıdan nasıl göründüğüne dair gerçekten bir şeyler duymuş olduğuna inanmıyorum. Ve Kraliçe Ti, annesi ona nasihatte bulunmak için geldi. Aynı bugünkü gibi, eğer kocanın annesi eve gelirse kavga çıkar. Eskiden de aynen böyleydi. Firavunlar da bizim gibi insandı. Ve Kraliçe Ti, Amarna'ya geldiğinde bir şey yaptı. Ahenaton'la Nefertiti'nin ilişkisini bozdu. Nefertiti kaybolur. Mısır'da hoşnutsuzluk büyür ve Amarna pamuk ipliğine bağlıdır. Sonunda eski Mısır'ın en büyük hayali ve en büyük sosyal deneyi olan Amarna çöker. Nefertiti ve Ahenaton'un tapınak duvarlarındaki oymaları silinir. Başkentte aynı yeni din ve politik yapı gibi parçalanır. Bunların ardından Ahenaton'un hayatta olan genç oğlu 18. hanedanın son üyesi başa geçer. O sıradan bir firavun değildir. O çocuk Kral Tutankamon'dur. Ahenaton'un oğlu olarak hem tahtın sorumluluğu hem de babasının başarısız devriminin yükü onun omuzlarındadır. İyi anlaşılamayan, gölgede kalmış bir değişim döneminde tahta geçti ve Mısır'ı Amarna öncesi geleneklere göre yeniden yapılandırdı. Tutankamon'un rejimi eski dini, eski rahipleri ve eski güç yapısını yeniden yürürlüğe soktu. Hatta eski başkente dönerek Ahenaton'un bir kenara attığı eski Mısır'ı geri getirdi. Tutankamon babasının inançlarından koptuğunu herkese göstermek zorunda kaldı. Hatta babasının ona verdiği ismi bile değiştirdi. Babasının getirdiği güneş tanrısı Aten'in hizmetkarı anlamına gelen Tutank Aten ismini bırakıp eski tanrı Amon'un adını taşıyan Tutank Amon adını aldı. Sanki Amarna hiç var olmamış gibi.
ve kendi mezarını yapma zamanı geldiğinde Tutankamon, ondan önceki birçok firavunun gömülü olduğu eski mezarlığa, Amarna'dan yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki Krallar Vadisi'ne dönmeyi tercih etti. 1922 yılında keşfedilen ve 2005 yılında bilgisayarlı tomografi taraması için mezarından çıkarıldığı bu yere gömüldü. Doktor Havas ve ekibinin asıl merak ettiği şey, 35 ve 55 numaralı mezarlardaki diğer 3 mumyanın buraya nasıl geldiği ve bunun ne anlam taşıdığı. Cevap, Kahire'nin 320 kilometre güneyinde Amarna'da yatıyor olabilir. Bir zamanlar Ahenoto'nun imparatorluğunun merkeziydi. Şimdi sadece kum ve harabe. Burası Nefertiti Ahenaton, genç kral Tutankamon ve bütün Amarna ailesinin vatanıydı. Hayatlarının oyun sahnesi burasıydı. Bir başkent, bir krallık, ütopik bir hayal hepsi yıkıldı ve hiçbir şey kalmadı. Montpellier Üniversitesi'nden Mark Gabold, 1999'dan beri burada çalışıyor ve Amarna'daki boş mezarları araştırıyor. İçindekilere ne olduğunu öğrenmek istiyor. Birçok kazı sonrasında taş lahdin küçük parçaları da dahil olmak üzere çeşitli ipuçları buldu. Bu kanıt kilit bir teoriyi onaylıyor. Amarna soyluları başta buraya gömülmüştü ama sonra taşındılar ve Amarna'dan Krallar Vadisi'nde Tebes'teki meşhur mezarlığa getirildiler. Amarna kraliyet ailesi üyelerinin Tebes'e taşındıkları çok doğru. Kral Ahenaton buradan taşındı. Bence Krallar Vadisi'nde bulunan 55 numaralı mezardaki mumya Ahenaton'un mumyası. Ahenaton'un seyahatte yalnız olmadığına inanmamız için de nedenler var. Kral Tutankamon'un en yakın akrabaları da dahil diğer kraliyet mumyalarının da Krallar Vadisi'ne taşınmış olmaları mantıklı görünüyor. Çünkü eski Mısır'da nehirden batıya, öbür dünyanın geçidi olan Krallar Vadisi'ne doğru yapılan seyahatten daha önemli bir seyahat yoktu. Kral Tutankamon ölümünde yanında olmaları için en yakın akrabalarını buraya taşımaya karar vermiş olabilir. Bu çok önemli bir teori. Belki de bazı insanlar Ahenaton'a sadıktı. Tutankamon 9 yaşından 19 yaşına kadar tahtta kaldı. Ve bence bu 10 yıl içinde babasını aramaya başlamış olabilir. Amarna'ya insanlar gönderdi. Kafatasını ve vücut kemiklerini aldıktan sonra onları KV-55'e getirdiler. Çünkü artık bu tabutun Ahenaton'a ait olduğundan eminiz. Tutankamon bir tür aile buluşmasında, ki bu bir ölümsüzlük buluşmasıydı, akrabalarının mumyalarını Amarna'daki harabeden firavunların istihbarat yeri olan Krallar Vadisi'ne getirtmiş olabilir. Babası, babaannesi ve hatta belki annesi. Hepsi etrafında toplantılar. Nefertiti'yi aramak için yola çıktık ama onun yerine Krallar Vadisi'nde hepsi küçük bir alan içine gömülmüş, birçok yakın akrabayı bulmuş olabiliriz. Belki de onları buraya yine yakınlarda gömülü olan meşhur oğulları getirtti. Ve Amarna ailesinin fertleri sonunda birbirlerine kavuştular. Peki ya Nefertiti? Büyük ihtimalle başka bir yerde yatıyor. Ve hala Krallar Vadisi'nde bulunmayı bekliyor. Vadinin hala kazılmamış bazı bölümleri var. Daha
bulunacak olan başka mezarlar olması mümkün. Ve bu öykü, tüm dedektif hikayeleri nasıl bitiyorsa öyle bitiyor. Ama kurguda değil, gerçek hayatta. Kesin bir çözümle değil, yanıtlarla ve yeni sorularla. Amarna ailesi teşhis edilmiş olabilir. Bir şüpheli elendi. Diğer ikisi eşleşti. Ve hepsini birbirine bağlayan bir bağ bulundu. Nefertiti ise hala kayıp. Nefertiti'yi aramayı denediğimizde bence herkesin bilmesi gereken önemli bir sonuca vardık. Herkesin Nefertiti olduğunu zannettiği mumya Nefertiti değil. Çünkü bunu kanıtlayabildik. Ama başardığımız bir başka önemli iş, hepsi de Amarna'daki aileye ait olan tüm bu insanları bir araya toplamış olmamız ve bu çok önemli bir sonuç. Kral Tutankamon'un zenginlikleriyle ünlenen mezarı, belki bir gün başka bir açıdan daha önem kazanabilir. Bir buluşma noktası. Amarna'daki harabelerden çıkartıldıktan sonra hepsi etrafında toplanan birçok mezarın, birçok akrabanın merkezi. Kayıp bir hanedan yeniden birleşti. Ve bir ailenin fertleri ölümsüzlüğe çıktıkları bu yolda yeniden birbirlerine kavuştular.